Kitty! Alright. And then let me beat you. That's how you're saying. You let me beat. No, I won't. Trust me. Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sally ile birlikte benim bayıldığım, çok hoşuma giden bir oyun oynayacağız. İsmi Splendor. Türkiye'de görmedim, ne yalan söyleyeyim. Hiç görmedim hatta. Ama çok eğlenceli, biraz böyle zekanı çalıştırman gereken, üzerine düşünmen gereken, karşı tarafın hamlesini falan düşünmen gereken bir o kadar kolay ve eğlenceli bir oyun. Yani zorlukları var evet ama bir challenging var. Yani işin içinde böyle bir rekabet var. Çok hoşuma gidiyor. Bir de eğlence katmışlar. İsmini unuttum. Oyunu yapan kişinin ismini hemen söyleyeyim. Who was the founder? Mark Andre. Mark Andre diye birisi bunu buluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Splendor ismi. Çizimler falan harika. Şimdi biz beraber Sally ile birlikte oynayacağız. Bu arada tabii İngilizce konuşmuş olacağız. Belki sizin de hoşunuza gider. Altyazı geçeceğim. Umarım memnun kalırsın. Okay. Who's gonna go first? Good question. Youngest goes first. After you. Then you should go. Good one. Okay. So, hold on a second. Let me think. Okay. While we are playing, I'm gonna explain to people what is the rules and stuff. You can think and play. Okay, yeah, perfect. Does that make sense? Yes. Okay. Şimdi buradaki kurallar, her oyun, her tur sana geldiğinde birer gem diyorlar, birer taş seçiyorsun. Bunlar bu arada taş, yani mücevher gibi taşlar. Güya mücevher. Sonra bir sonraki oyuncuya geçiyor. Your turn. Mesela atıyorum her turda 3 tane farklı renkli taş alabilirsin. Ya da 2 tane aynı renkli taş alabilirsin ama 2 hakkın var. Yani ayrı renkten 3 tane taş alabiliyorsun. Aynı renkten 2 tane taş alabiliyorsun. Ve hemen şu oyunu bekletmek istemiyorum çünkü. Oh, this is yours. Do you want more gems? I'll take it. Okay. Ya da turn. Yeah. Okay. Şimdi ama şu da var tabii. İki aynı renkten alıyorsan mesela orada 4 tane taş yoksa 2 tane alamıyorsun. O zaman 1 tane alma hakkın var. Ve ya da bir tane altın dediğimiz bu renkten alıyorsun ama bunu ne zaman alabiliyorsun? Örneğin atıyorum diğer oyuncu kartlardan birini alacak ve sen bunu korumak istiyorsun. Bir sonraki turda kendin alacaksın onu. Öyle bir planın var. Neyse, onu korumak için alıyorsun ama ters çeviriyorsun. Onu korumuş oluyorsun. Fakat bu altını her renk taş için kullanabiliyorsun. Öyle de bir avantajı var diyelim ve oyunumuza devam edelim. Amacına geleceğim. Ben bu bir yandan düşüneyim. Çünkü çok zeki. She's really smart so I have to think more. That's why I'm gonna tell you more. So size anlatmaya devam edeceğim ama bir oyunuma bakayım. Tamamdır. Şimdi. Şimdi buradaki amaç bazı kartların üzerinde numaralar var. 15'i bulan oyunu kazanıyor. O numaraların toplamı. Bunlara nobles diyorlar ve bunların üzerinde numaralar var yine. Hepsinin değeri 3. Ama bunları alabileceğiniz tek şey elinizde kartlı taşlarınızın olması. Neyse, taş topluyorsunuz ve o şekilde kartlarınızı alıyorsunuz. Zevkli bir oyun, eğlenceli bir oyun ama bir o kadar da zorluğu var. Yok değil, ne yalan söyleyeyim. Ama öğrendikçe daha da sarıyor insanı. Daha da keyif alıyorsun. Yani. Şimdi beni zorluyor bu arada. Aldığınız mesela burada 3 kahverengi, 3 kırmızı ve 3 beyaz var ama bunları sadece kartla alabiliyorsunuz. Yerdeki kartları almak için de üzerinde sayılar var. Bunlar bu adet taş rengine göre o kadar adet taşın olması lazım ki bu karta sahip olasınız. Bu da oyunun bir başka kuralı. So my turn. So, aynı zamanda mesela ondan fazla taşınız olamaz elinizde. O da bir kural. Yani
10 taşınız varsa ya değiştiriyorsunuz rengini ya da kart almak zorundasınız ya da pas geçiyorsunuz. Böyle de bir durum var. Şimdi o muhtemelen geçecek. My turn, I'm your turn because I have 10 jacks. Okay. Şimdi enteresan bir oyun ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben işime yarar taşları işime yaramayan taşlarla değiştirmeye çalışacağım. Öyle bir durum var. Şimdi I'm gonna get this too. I'm gonna switch them. Okay. So I might put this back. I'm gonna get this one. Okay. And okay. Hold on a second. Let me think more. Just... Böyle de çok düşünüyoruz işte. Okay. Şimdi üç mavi. Onu alırsam şimdi 2, 4, 6, 8, 10 bir tane altın olmuş oluyor, beyazın oluyor. Okay. Okay. Your turn. Tabii bazı kısımlarını hızlandıracağım oyunun, sıkılmayın diye. Çok zevkli bir oyun gerçekten, ben çok keyif alıyorum. Tabii karşı taraftakinin de hızlı oynaması şartı var, o da enteresan bir durum. Okay, white, green, red. Foiled again. Üstünde kişiler oynayabiliyor bunu. 30 dakika sürüyor. 2 ya da 4 oyuncuya kadar çıkabiliyor. Yani en az 2 oyuncu, en fazla 4 oyuncu oynayabiliyorsun bunu. Kaç tane kart olduğunu bilmiyorum bu arada. Tabii stratejin olması lazım. Ona göre hareket ediyorsun. Karşı tarafın yaptıklarını düşünmen lazım. Ediyoruz burada oynamaya ama muhtemelen çok uzun sürecek. Sonucu size söyleyeceğim, kim yendi yenmedi diye filmin sonuna yazarım. Yani şu anda yazacağım. Birazdan yazarım yani. Şuraya ya da şu köşeye, artık bu köşeye bir yere bırakırım. Neyse bu oyunu araştırın, bulun. Çok eğlenceli. Eminim çok eğleneceksiniz. Belki Türkiye'de vardır yoktur bilmiyorum. Bana da lütfen var mı yok mu diye bilgi verin bu konuda. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hadi bize iyi eğlenceler. Konuşuruz sonra. Bye bye. Oyunu bitirdik. Oyunun ismi Splendor. Splendor diye yazıyor. Who won by the way? No. I know but come on. Neyse ben yendim bu arada. Normalde oyunun bitme sayısı 15. Biz ama işte 20'de bitiriyoruz falan. Öyle karar verdik yani. How was the game? Fun. It's always fun. Yeah. Love it. Çok ciddi manada böyle sürekli puzzle diyorlar. Bulmaca çözdüğü için inanılmaz bir bulmaca kafası var. O yüzden çok zorluyor Sel.
bayılıyorum. I was explaining like how you love puzzles and yes, stuff. Yes, yes. And how... It is like a puzzle. I know. And how hard to play with you. That's what I was explaining actually. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Splendor'ı araştırın. Lütfen bana söyleyin. Umarım Türkiye'de vardır. Thank you for sure. playing. Thanks for playing. It's fun. That was fun. Yeah. See you later, guys.